Özlem Şardon Ütü ve Örme Sanayi 1988 yılında kurulmuştur. Firma battaniye, toz bezi, 2 iplik ve 3 iplik ribana, interlock, pamuklu ve sentetik kumaşların tamamı, şardon ütü, sanfor paketleme gibi işlemleri başarıyla gerçekleştirmektedir. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Haydar Kodak'tan sektöre giriş hikayesini ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. İş hayatına benim 16-17 sene işletmecilikte geçti. Yani işçilikle, fabrikaların işte işletmenlerinde. Çıraklı Mahmut Paşa'da geçti. Yahudiler'de yetişti. Ondan sonra battaniye kısmında 15-16 sene değişik firmalarda, bir yerde 8 sene, bir yerde 7 sene geçirdim. İşçilik hayatım oldu. Kendi adıma 89'luk bu şirketi kurdum. O zaman şahs olarak kurmuştuk. 1993'ten bu yana limited şirketine çevirdik. O günden bugüne devam ediyor. Özlem Şardon, şardon dediğimiz kelime tüllendirme sistemi. Kumaş tüllendiren makinenin ismi. Onunla başladık. O günden bugüne işte battaniyeden çıkıp 1993'ten bu yana Penya grubunda. Tokuma, örgü, her nevi kumaş. Evet. Tüllendiriliyor. Evet. Ütü ve sanfor yapılıp kesim aşamasına getiriyoruz. Fason olarak tesis 25 tonluk. Günlük 24 saatlik kapasite 25 ton. Ama 1996'dan bu yana ibre gitgide aşağı düştü. Alternatif bizim duvar kağıdı üzerine ithalatını yaptığımız devam ediyor. Haydar Kodak sektördeki eleman bulma sorununa değinerek bu konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Eleman sıkıntısı oldu olalı 2002 diyeyim. Şimdi o günden bugüne işte gereksiz insanlar desteklenip artık köyde kalsın, burada kalsın, şurada kalsın. Hiç kimse de orada kalmadı. Ne oldu? Yetişen yok. Yerli işçi bulma şansın yok. İkincisi işverenler işçi çok ezdirildi. Hala ezdiriliyor. Yasalar anlamında işveren lokomotiftir. Onu durdurmaya kalktığın an ülke olarak bitersin. Şunu bir de üstüne basa basa söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde işsizlik bana göre, ben işsizim. Yerin 6 ay yatarak işçilerime maaş veriyorum. İş ayarlamaktan zorlanıyorum ama çalışanlar bakımında işsizlik yok. Ona rağmen biz çalışacak adam bulamıyoruz. Yabancılara değerli bir çalışma hayatına geçildi Türkiye Cumhuriyeti. Ben de önümüzdeki sene yine emekli olacak 2-3 kişi var. Her sene bir kişi emekli oluyor. O eskileri dahi yanında yabancı gördüğü zaman hem onlar ucuz çalıştığı için alınıyor. Ya yok ki. Getirin birini. Olmadığı için mecbur. Yani ucuz çalıştıklarından dolayı değil. Ne var bu orada? Sigortasını yapamıyorsun çünkü adam kaydı koydu yok. Yabancı çalışanlar arasında devletin buna el atması lazım. Çalışacaksa ona göre prosedür hazırlaması lazım. Çalışmayacaksa da sınır dışı edilmesi lazım. Yani bunu mutlaka devlet eliyle halledilmesi lazım. Vatandaşın yapacağı bir şey yok. İkinci bir şeye değineyim. En büyük, mühim olan bir mesele. Devletin görmediği bir şey daha var. O işsizlik oranları yüksek gözüküyor ya. Çalışanların çoğu sigortalı olmak istemiyor. Bir önceki sigortadan işsizlik maaşı alacak ya. Bilinçli diyor ki beni sigortadan çıkar. O güne kadar olan benim tazminatımı da ver. Ben yine işime devam edeceğim. En azından 6-8 ay ben devletten bu parayı, işsizlik parası alacağım. Bir de senden alıyor. İkiye katlıyor. İşveren zorda kalıyor. Ben sigortasız çalıştırmıyorum dediğin zaman zaten eleman bulamıyorsun. Böyle bir sıkıntı. Bu kadar işsizliği hem kadar devleti kullanıyor hem işvereni kullanıyor. Fasoncuların büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Haydar Kodak, devletten fasoncu yasasının çıkarılmasını talep ediyor. Fasoncular yasası yok. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Eğer bu sesimi Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, yetkilileri, savcıları, hakimleri, avukatları duyacak olursa fasoncuları yasasını çıkarsınlar. Ben imalatçıyım, sen fasoncu. Ben sana malı gönderdim. Resmi sana göndermedim sürece ne yapabilirsin? Kayıt dışı bir ekonomi çıktı meydana. Bunun üzerine düşsünler. Çünkü Türkiye'nin %50'si imalatçıysa %50'si de fason. Şimdi öbür tarafta bir şey uydurup çıkış yapamayacağına göre, çünkü o zaman da ne olursun
hayali ticaret yapmış olursun. Bu da kural dışı, yasa dışı. Devletin buna mutlaka el atması lazım. Ya aslında Türkiye Cumhuriyeti her şeye hazır. Her şeyi yapabilir kapasitede. Yeter ki o imkanlar verilsin, destek görsün. Haydar Kodak, sektörde yatırımlarını devam ettirmek için devletten destek beklediklerini dile getiriyor. Kademeler olarak bana bir fasoncunun %8, işte 4'ü karşı tarafı, 4'ü fasoncuya düşüyorsa benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben 24 saat kesmek isterim. Ben de ne iş yaptığımı göreyim, devletim de görsün beni. Makine yatırımı gireceğim, işi büyüteceğim, bankalar diyor, bilançoya getir. Nerede? Yok, kesemedim. Bu sıkıntıyla yaşıyoruz. O yüzden devletin buna el atması lazım. Evet. Öbür tarafta başka bir şey anlatacağım. Şimdi hiçbir tesisin yok. Sadece bir büro açmışsın, mağaza gibi işte yazanı. Oradan oraya, oradan buraya kağıt üzerinde fatura kesip kredi garanti fonunda trilyonlarca para çekenleri biliyor. Peki ben ne yapayım? Haydar Kodak, sektörde başarılı olmalarının sırrını şu sözlerle ifade ediyor. Haydar Kodak'ta şu var, yalan dolan yok, hilebazlık yok. Burada bir senede bir kişi emekli oluyorsa, onların parasını ben çıkartabiliyorsam ne mutlu bana, ben o gözle bakıyorum. Yoksa ben de çekilir giderim. O yolda bu şekilde şekillenmişiz. Ben yine üstüne basa basa söylüyorum, eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde bu çalışan kesim düzeltirlerse, devlet olarak el atarlarsa, işverenlere yardımcı olurlarsa, Haydar Kodak nefes aldığı sürece yatırıma gider. Bu ülke için bir şeyler yaparım, hatta geri kalan illerde gider kurarım.